Arkadaşlar selamlar. Bugün dükkanımız adeta ateş ediyor. İnanılmaz kostümler var. Şimdi sizlerin de fikirlerini alacağım kostümler var. Ve bugün oyuna yeni gelen kostümümüz ho 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 bo kostümünü alacağız arkadaşlar. O yüzden kostüm alırken bir kostüm hakkında sizin de fikirlerine ihtiyacım olacak arkadaşlar. Lütfen yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Tabii şimdi hemen videoya geçerken de bir tane like atıp abone değilseniz abone olarak bana çok büyük bir destek olabilirsiniz. Hadi şimdi hemen kostümlerimizi alalım. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte girip kostümlerimizi alacağız. Şimdi burada bir de özel teklif varmış, bunu da alacağız arkadaşlar. Yani 7 mega kutu 1500 altın ki çok çok iyi bir şey teklif, yani en azından güç puanı da olması. Şimdi buraya bir bakalım. Abi şunlara bir bakar mısın ya? Ben öncelikli olarak en beğendiğim kostümlerden şu Jackie kostümünü bir denemek istiyorum ki Jackie'nin kostümleri gerçekten inanılmaz güzel arkadaşlar. Hemen şuradan Jackie kostümüyle bir oynamak istiyorum. Abi animasyonları çok güzel. Şuna bakar mısınız ya? Abi şuna bakar mısınız? İnanılmaz. Hemen şöyle bir... Abi çok iyi ya. Bu kostüm de alınır yani. Net alınacak kostümlerden birisi bence bu kostümde. Buna baktık. Bir de kızakçı grife bakalım. Spike'a bakalım arkadaşlar. Bir de burada sizin tavsiyelerinize ihtiyacım olacak. Bir kostüm arasında çok gidip geldim alsam mı almasam mı diye. Sizlerin yorumlarına göre alacağım veya almayacağım arkadaşlar. Evet. Aa, Griffin kostümüne bak. Ne atıyor abi bu böyle? Oo, yılbaşı ağacındaki yılbaşı süsü atıyor arkadaşlar. Bakalım şu an ne atıyor şu şekilde. Yıldız. Gayet güzel abi. Kızakçı Jackie de. Yani yılbaşı. Benim oyunda en sevdiğim kostümler yılbaşı kostümleriyle Cadılar Bayramı kostümleri. Ve yani bu üçünü zaten alacağız arkadaşlar. Hem kızakçı grifi, hem onun dışında burada Hediye Ekspresi Jackie ve yılbaşı Tomruğu Spike'ı, bunları alacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir Spike'ımıza bakalım. Spike'ı da görmüştük zaten ama hemen şöyle Spike'ı da bir inceleyelim sizlerle birlikte. Şöyle bir bakıyorum. Abi bildiğin ağaç tomruğu atıyor ve ağaç tomruğunda bir yıldız mı var? Evet. Ucunda da bir yıldız var abi. Yıldız atıyor. Şöyle bir bakalım ultisine. Abi ultisi de çok güzel ya. Şunlara bakar mısınız? Yani oyunun yılbaşı kostümleri, şöyle tipe bak ya. Yılbaşı kostümleriyle Cadılar Bayramı kostümleri ayrı bir güzel oluyor arkadaşlar bu Brawl Stars'ta. Hemen şöyle ho 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 bo kostümünü almadan önce şunu bir alalım. Geçen seneden alacaktım, alamadım. Şimdi bir alalım arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar, kardan adam tik kostümü de aldık. Bunu da bir deneyelim değil mi? Oo, bir alt tarafta rozet paketimiz var, çok iyi. Bunu alacağız gibi ama bir kostüm dışında, işte bir kostüm hakkında sizin fikirlerine ihtiyacım var ki onu da anladınız arkadaşlar. Hemen şöyle başlayalım. Abi bu kostüm, özellikle tikim bu kostüm çok hoşuma gidiyordu. Bence gayet iyi oldu diye düşünüyorum. Hemen şunu da bir bırakalım. Evet, bunu aldık. Şimdi arkadaşlar, burada yer alan yılbaşı partisi Frank kostümünü sizce alayım mı almayayım mı? Gerçi çok az da vakti kalmış ya. 20 saat mi yazıyordu arkadaşlar orada? Yani bu da alınabilir ya. Yani bilmiyorum Frank kostümü. Videoyu yayınladıktan sonra sizlerin yorumlarına göre alacağım veya almayacağım arkadaşlar. Yani bu kostüm, Frank'in bu kostümü sizce alınır mı, alınmaz mı? Yani gerçekten alınır bir kostüm ama. Yani sizlerin fikirlerine göre alacağım veya almayacağım. O yüzden yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Al diyenler Frank'i al yazsınlar. Alma diyenler alma yazsınlar arkadaşlar. Abi bunun da... Aa, 20 günmüş arkadaşlar. 20 günü var daha. Alırız bunu ya. Eğer siz derseniz ki alın diye, ben gerçi yani videodan sonra da alırım ama. Şimdi gelelim kostüme. İşte efsane bir kostüm. Hemen öncelikli olarak şöyle bir alalım. Ho 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 bo kostümü. Gerçekten çok güzel, çok hoşuma. Ya abi diyorum ya, yılbaşı kostümleriyle Brawloween kostümleri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Neredesin? Birazdan o ücretsiz. Bu arada ücretsiz demişken ben galiba burada bugün gelen ücretsizi almışım. Şunu alayım bir de. Oradaki teklifi de alacağız arkadaşlar. Hemen şu bo kostümünü bir oynayalım sizlerle. İki tane oldu. Dediğim gibi Frank'i de sizlere göre alacağım arkadaşlar. Sizlerin tavsiyelerine göre. Ho 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 bo kostümü. Gerçi çok bir animasyonu yok ama görünüş çok iyi arkadaşlar. Animasyon var mı abi bunda? Bu oklar nasıl bir ok? Abi var ya. Abi atışlarında var animasyon bunun ya. Normal bo'dan farklı yani. Bir normal bo'ya gireceğim hemen arkadaşlar. Bir dakika. Onu bir denemeden önce normal bo'ya bir gireceğim ben. Normal bo neredesin?
Bo'cum buradasın. Horus Bo'dan değil. Horus Bo da çok güzel. Abi Bo'nun kostümleri de çok güzel ya. Bo'nun kostümleri de güzel. Normal Bo'ya bir bakalım arkadaşlar. Sonra tekrar ho 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 Bo kostümüne gireceğim. Söylemesi de zor arkadaş ya kostümü. Bakayım be. Abi yok ya. Animasyonları aynı. Evet, atış animasyonları aynı arkadaşlar. Atış animasyonları aynı kostümün ama dış görünüşü efsane. Gerçekten efsane bir kostüm. Şöyle bak abi, bakar mısın? Oyunda bile farklı bir görünüşü var ya. Her türlü alınır abi bu kostüm. Yani bence fiyatı da 60 yani 79 elmas normal yani. Bence gayet iyi kostüm abi. Bana göre efsane kostüm. Ya yani Bo'nun bütün kostümleri efsane ama hemen şöyle bir mayınımızı da bir atalım, şöyle bakalım nasıl görünüyor. Abi mayının animasyonu çok iyi. Hediye kutusu gibi mayın atıyor yani. Düşmana tam böyle bir sürpriz. Şöyle bir totemimizi almayı unuttuk. Bir totemini görmek istiyorum. Totemini alıp gireceğim arkadaşlar. Hemen şuradan bir totemini alıp bir girelim bakalım deneme mağarasına. Totemini aldıktan sonra ne olacak bakalım. Gerçekten inanılmaz. Çok sevdiğim bir kostüm oldu. Özellikle Brawl Talk'ta görünce de öyle. Şöyle bir bakalım. Yok aynı abi, animasyon hani atış animasyonu totem falan farklı ama şöyle baktığım zaman buradaki animasyonu gerçekten iyi. Hatta şöyle bir de basalım. Bence gayet iyi. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi gelelim özel tekniklerimize alalım. Bu kostüm gerçekten efsane. Benim çok hoşuma gitti. Atış animasyonları falan aynı olabilir ama bence çok çok özel bir kostüm en azından oyunda şöyle dıştan baktığımıza göre. Şimdi arkadaşlar gelelim. Burada 7 mega kutu, 300 güç puanı ve 1500 altın. Şimdi güç puanlarını kime vereceğiz abi? Önce ona bir bakalım. Güç puanlarını yani Sutu'ya vermek istiyorum abi. Sutu benim için çok çok farklı bir karakter. Sutu'ya vereceğim. Ki burada bakalım kaç tane şeyi var. Üst seviye 11. Colt var, Sprout var, Spike var, Leon var, Buzz var. Ben Sutu'yu götüreceğim abi. Sutu'yu götüreceğim. Search biraz bekleyebilir. O yüzden buradakileri Sutu'ya vermeyi düşünüyorum. En azından istediğim savaşçıya verebilirim. Tamamdır. Alalım abi bunu. Niye alamıyorum? Heh, şeyi vereceğiz. Sutu'ya vereceğiz. Tamam. Güç puanlarını Sutu al. Helal olsun sana Sutu. Helal hoş olsun. Al abicim. 1500 altın. Bu ne? Ha tamam, Sutu'ya gelen güç var. Evet. Şimdi 7 tane mega kutumuz var arkadaşlar. 7 tane mega kutuyla başlıyoruz. 6 yazdı. Bir şey gelmedi. Yani gelmedi derken en azından eşya gelmedi. Hemen şöyle bakalım. Bir daha. Daha 6 kutumuz daha var. 6 yazdı, yine gelmedi. Eşya parçası değil de eşya lazım bize abi. Eşya parçalarımız çok. Hemen şöyle bir daha bakıyoruz. Yine 6, yine gelmedi. Abi lütfen gelir misin ya? Ne olur gel. Yani senlerce 7 yazdı bunda. Abi yine 6 yazdı. Abi bunlar olmaz. Bak eşyaya ihtiyacım var. Bir daha. Vay arkadaş, eşya lazım. Eşya, eşya. Eşya. Daha demin ücretsizden verdin yanılmıyorsam. Şimdi bari ver yani. Evet. Yine bu kez vereceksin ya. Biliyorum 7 yaz. Aha yazdı. Tamam güzel. Yani umarım hasar verirsin veya direnç verirsin diye düşünüyorum. Ne verdi eşya jetonu? Hız. Ya hızımız vardı ama tamam, neyse hız da olur abi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hızımız vardı. Hız da olur. Bu arada diğer karakterleri de tamamlamaya doğru gidiyoruz yani. 7. Bu kez hasar veya direnç istiyorum. Hasar veya direnç. Direnç geldi. Direnç. Dirence ihtiyacım var çünkü arkadaşlar. Kalkan falan da iyi de direnci öncelik veriyorum şu an. Var mı daha? Yok, bitti. Şimdi arkadaşlar burayı bitirdiğimize göre 8 bite abi pem var ya. Pem'e direkt alırsak bunu arkadaşlar. Pem'i direkt seviye 10 yaparız diye düşünüyorum. Pem seviye kaç burada şu an? Pem neredesin? Pemcim. Sevgili Pem neredesin acaba? Ha burada abi, direkt 10 yaparız bunu ya. Direkt 10 yapabiliriz Pem'i. Bence Pem'i kaçırmayalım abi. Biz en azından 8 bit biraz bekleyebilir. Çünkü altın ya, ama 8 biti de alacağım ya. 8 biti abi alalım da bir an önce bitsin yani. Pem'i bir 10 seviye yaptık tamam buradan. Şuradan da 8 bit yaparsak böyle her gün 2-2 geliyor illaki bana. Yani search 38 güç puanı, 76 altın. Abi altınlarımı çok dikkatli kullanmam gerekiyor. Ama vereceğim ya, sizi de almam lazım. Sizi de almam lazım, bekliyorum. Şimdi burada başka yapmamız gereken bir şey var mı diyeceğim. Abi Kaptan Crow da var burada ya. Kaptan Crow'u da alsam mı acaba? Ya şimdi size dedim ya video başında arkadaşlar, Frank'i alayım mı diye. Şimdi bir de Kaptan Crow için soruyorum size. Eğer derseniz ki al diye, bunu da alacağım ya. Abi Kaptan Crow'u da alınır be.
Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. En azından videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız Kaptan Kurov hakkında da bir fikir versinler artık. Yani bugün eğer yorumlarınıza göre bugün bunu da alacağım arkadaşlar. Kaptan Kurov şöyle bir bakayım. Bir dakika şöyle atlamasına. Abi vallahi Kaptan Kurov da alındır ama dediğim gibi yorumlarınızı sizlerin aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlar bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.